Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar acil tekrar AYT kampında bugün limit, konu özeti ve soru çözümünü yapacağız sevgili gençler. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Beni de mutlu etmiş olursunuz açıkçası. Şimdi limit konumuza başlayalım arkadaşlarım. Öncelikle bir fonksiyonun bir noktadaki limiti ne anlama geliyor? Biz bunu bir tartışalım. Şimdi a sabit bir gerçek sayı olmak üzere x değişken a'ya a'dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa bu x değişkeni bu tür yaklaşmaya soldan yaklaşma denir ve bu durum şu şekilde gösterilir sevgili gençler. Bakın x'ler a'nın solundan geliyor. Yani a eksi yazacağız sevgili arkadaşlarım. Bakın x'ler burada ve ben gitgide a'ya bu taraftan yaklaşmaya başlıyorum. Ama hiçbir zaman a olmuyorum. Çünkü a'ya yaklaşmak demek a olmak demek değildir. Tamam? X değişkeni a'ya a'dan büyük değerlerle yaklaşıyorsa da bu tür yaklaşımlara da x'ler a'ya sağdan yaklaşır diye göstereceğiz sevgili gençler. Onu da a artı ile göstereceğiz ve yine bu sefer x buradaysa bakın a sağdan yaklaşma şurası a. Şurası x olacak sevgili gençler, kusura bakmayın. X'ler sevgili arkadaşlar a'ya sağından yaklaşacak diyoruz. Ve hiçbir zaman a olmayacak. A'ya yakın değerler olacak, haberiniz olsun. Bir x değişkeninin 5 sayısına soldan ve sağdan yaklaşması aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olabilir denilmiş. Bakın x 5'e soldan yaklaşıyorsa 5'in solunda hangi sayılar var 5'e yakın? İşte 4.9, 4.95, 4.99, 999, 9.999. Bunun yanında işte 4'ün sağında milyon tane 9 falan olabilir. Buna soldan yaklaşma, sağdan yaklaşmaya da işte 5.1, 0.5, 0.1, 5.001, 0.001, işte milyon tane 0.1 şeklinde sayılar seçersek eğer 5'in bu tarafta solundan, bu tarafta sağından yaklaşmış oluruz. Sevgili arkadaşlar, fark ettiyseniz hiçbir zaman x'ler 5 olmuyor. Sayı doğrusu üzerindeki bir sayıya ya da noktaya soldan ve sağdan olmak üzere iki türlü yaklaşılabilir. Bir f fonksiyonunun bir a noktasında limitinin olması fonksiyonun a noktasında tanımlı olmasını asla gerektirmez. Yani bir fonksiyon tanımlıyken limitsiz veya limitli olabilirken tanımsızken de limiti var veya yok olabilir sevgili gençler. Yani bizim limit konumuzda bir fonksiyonun limitin olabilmesi için fonksiyonun tanımlı olmasına ihtiyacımız yok. Yani x a'ya giderken f(x)'in varlığı f(a)'nın var olduğu anlamına gelmez ya da f(a)'nın var olduğu da limitinin var olduğu anlamına gelmez sevgili gençler. Limit kavramı için matematiksel olmayan bir tanım da şudur. İşte a ve l birer reel sayı olsun. F fonksiyonu a'nın hem sağ yakınında hem de sol yakınında tanımlı fakat a'da tanımlı olmak zorunda olmayan bir fonksiyon olsun. X a'ya istenildiği kadar yakınken f(x) l'ye istenildiği kadar yakın oluyorsa x a'ya yaklaşırken f(x) l limitine yaklaşır denir ve bu durum x a'ya giderken f(x) eşittir l ile gösterilir. Yani bir fonksiyonun bir a noktasında limitinin var olması için aşağıdaki iki koşul mutlaka sağlanması lazım. 1- Sol ve sağ limitlerinin olması gerekiyor. 2. Sol ve sağ limitlerin birbirine eşit olması gerekiyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir f fonksiyonunun bir a noktasında limiti varsa eğer söz konusu limit bir gerçek sayıdır. Yani eleman reel sayıdır diyoruz. Hani şöyle diyebiliriz buna eşittir l. L de bir reel sayıdır. Yazabilirsiniz sevgili gençler. Unutmayın. Limit sadece sevgili gençler sadece ama sadece tek bir sayıya eşittir bir noktadaki limit. Limitle ilgili özelliklerimiz de şunlar. A bir reel sayı. F ve G x eşittir a noktasında limiti olan iki fonksiyon olmak üzere. Eğer sevgili gençler F ve G'nin a noktasında limiti varsa ben bu iki fonksiyonunun toplamının veya farkının limitini bulmak yerine ayrı ayrı limitlerinin toplamını veya farkını bulabilirim aynı noktada. Aynı şey çarpma için de geçerli. Aynı şey bölme için de geçerli. Fakat burada g'nin limitinin sıfırdan farklı olması gerek sevgili gençler. Dördüncü özelliğimiz x a'ya giderken c yani sabit fonksiyonun limiti yine sabit fonksiyonun görüntüsüne eşittir.
Her c eleman reel sayısı içinde sen bir fonksiyonu c ile çarptıktan sonra limitini bulmak yerine önce limitini bulup daha sonrasında c ile çarpabilirsin diyoruz. Bunların hepsi de f'in limitinin olduğu durumlar için geçerli. Sıkıştırma teoremi, yani orijinal ismiyle sandviç teoremi, yanlış hatırlamıyorsam sandviç de şu şekilde yazılıyordu sevgili gençler. Sandviç teoreminde de olay şu: f ve g iki fonksiyon olsun. Fx'in a'daki limiti gx'in a'daki limitine eşit ve l, x'in a sayısına yakın tüm değerleri içinde arkadaşlarım, fx küçük veya eşittir hx, o da küçük veya eşittir gx ise, o halde h'ın da a'daki limiti l'dir diyoruz. Yani normal şartlar altında fg'den küçükken ben bunların aralarında bir fonksiyon daha bulursam eğer, o fonksiyonda a noktasında limiti l olmak zorundadır diyoruz. İşte bunu nasıl açıklayabiliriz? Mesela g fonksiyonu f fonksiyonundan bakın daha büyük. Araya da bir tane h fonksiyonu sıkıştırmışız. Ve diyoruz ki a'daki limitleri bunların neydi arkadaşlar? B olsun mesela. G'nin de f'in de a'daki limiti b. Şimdi ben buradaki kırmızıyla çizeceğim h fonksiyonu mecburen bunların aralarında kalmak zorunda olduklarından şuradan mecburen geçmek zorundadır sevgili gençler. Eğer geçiyorsa mecburen a'daki limitinde yine f'in ve g'nin a'daki limitine, yani b'ye eşit olmak zorundadır diyeceğiz. X a'ya giderken f ve g fonksiyonları l'ye yaklaşıyor ve h'ın değerleri f ve g değerleri arasında kalıyorsa h fonksiyonu l'ye mecburen yaklaşmak zorundadır diyoruz. Şimdi genişletilmiş reel sayılar kümesi normal şartlar altında müfredatınızda yok, fakat bir şeyleri anlamlandırabilmek için değerli bir konu olduğu için ben anlatacağım arkadaşlar. Siz de dinlerseniz bir şeyler kazanırsınız. Gerçel sayılar kümesinde sonsuz ve eksi sonsuz ifadelerini katarak elde edilen kümeye genişletilmiş gerçek sayılar kümesi denir. Hani normal şartlar altında biz reel sayılar kümesini eksi sonsuz, artı sonsuz, açık aralı olarak yazıyoruz ya. İşte ben eksi sonsuz ve artı sonsuz elemanlarını da bu kümeye dahil edersem, yani reel sayılara şunları da dahil edersem, artık onları da bir reel sayı olarak göreceğim için biz buna genişletilmiş reel sayı diyoruz. Yani iki tane daha eleman kattık, onları da reel sayı olarak gördük, aslında varsaydık ve bu kümenin ismine de genişletilmiş reel sayılar kümesi dedik. Şimdi bu kümelerde artık reel sayılar gibi işlem yapabiliriz. Çünkü artık onlar da bizim reel sayılarımız oldu. Bu sayılarla işlemi yapacağız. Diyor ki sonsuzla sonsuzun toplamı a artı sonsuza, sonsuz artı a'ya, bu da yine sonsuza eşittir. Yani sen sonsuz olan sayıya sonsuz eklersen yine sonsuz bulursun. Sonsuzun üzerine bir a reel sayısı eklersen yine sonsuz bulursun diyoruz. O halde şu da mantıkta geçerli mi? Sonsuzdan a çıkarırsam yine sonsuz kalır. Da durumu da geçerli. Sonsuzda sonsuzun veya eksi sonsuzda eksi sonsuzun çarpımı yine sonsuzdur. Sonsuz ile eksi sonsuzun çarpımı tabii ki eksi sonsuzdur. A sıfırdan büyük olmak üzere ben a ile sonsuzu çarparsam eğer sonucu yine sonsuz bulabilirim sevgili gençler. Burada eksi sonsuz artı eksi artı sonsuz, bak eksi sonsuz artı sonsuz, sonsuz eksi sonsuz ya da sıfır kere sonsuz şeklinde işlemler tanımladığımıza dikkat ediniz. Bunların dışında sevgili gençler, bakın şurada eksi sonsuz da artı sonsuz, sonsuzdan sonsuz çıktı, sıfır kere sonsuz. Arkadaşlar bunlar, bu ifadeler belirsiz olan ifadelerdir diyebilirsiniz. Yani sıfır kere sonsuz, herhangi bir işlemi altına sokamayız. Sonsuzdan sonsuz çıktı, ne kaldı? Bilmiyoruz. Eksi sonsuza sonsuz ekledik, ne kaldı? Sıfır mı? Bilmiyoruz. Dolayısıyla eksi sonsuz da artı sonsuz ne derece büyük veya ne derece küçük olduğunu bilmediğimiz için biz bunları tanımlamadık sevgili gençler. Şeklinde işlemler tanımlamadığımıza diyelim buraya. Tanımlamadığımıza. Orası yanlış olmuş. Tanımladığımıza değil, tanımlamadığımıza dikkat ediniz. Bunların dışında a'yı artı veya eksi sonsuza böldüğümüz zaman sonuç daima sıfır çıkacaktır. Şimdi ben a'yı sonsuza böldüm, sıfır çıktı. Aslına bakarsanız a pozitifse burası sıfırın sağ tarafı çıkacaktır. Siz biliyorsunuz ki reel sayılarda a bölü b eşittir c ise bununla bunu yer değiştirip a bölü c eşittir b yazabiliyorsunuz. O zaman bununla bunu yer değiştirip a bölü 0'ın sağ tarafı
eşittir yine sonsuz olarak cevabınızı verebilirsiniz. A bölü 0 sonsuzdur. A 0'dan küçükken de A bölü 0'ın solu diyelim artık ona. Şöyle dersek de sevgili gençler, yine A'yı pozitif olarak kabul edelim. Bu ikinci bir durum. Şunu açıklamıyorum. A'yı 0'ın soluna bölersek eksi sonsuz gelir. A 0'dan küçükse ve ben 0'ın sağına bölüyorsam sonuç eksi sonsuz gelecektir. Çünkü bu sevgili gençler negatif. Bu pozitif olduğu için negatifi pozitife böldük, negatif geldi, eksi sonsuz diyebiliriz. Ayrıca eğer ki A'nın mutlak değeri 1'den küçükse, yani sevgili gençler A 1 ile eksi 1 aralığındayken A üzeri sonsuz arkadaşlar 0'dır. 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvveti, eksi 3 bölü 5'in sonsuzuncu kuvveti gibi. Ama A 1'den büyükse A üzeri sonsuz daima sonsuzdur. Çünkü şunlar yakınsaktır, bunlar ıraksaktır diyorduk eski müfredatta. Çünkü bunlar gitgide hızla büyürken bunlar da gitgide küçülüyor. Nereye kadar küçülebilirler? Sıfıra kadar küçülebilirler. Bunlar da nereye kadar büyüyebilirler? Sonsuza kadar büyüyebilirler diyoruz. Yani bileşik kesirlerin sen sonsuzuncu kuvvetini alırsan sonuç sonsuz. Basit kesirlerin sonsuzuncu kuvvetini alırsan cevap sıfır olacak diyoruz. A sıfırdan büyük olmak üzere A üzeri eksi sonsuz nedir? A üzeri eksi sonsuz aslına bakarsanız 1 bölü A'nın sonsuzuncu kuvvetidir ve bu da 1 bölü A üzeri sonsuz demektir ki bu da 1 bölü çok büyük bir sayı. 1'i çok büyük bir sayıya bölersen nereye yaklaşır? 0'a yaklaşır. Dolayısıyla sevgili gençler eşittir 0 diyebiliriz buna da. Sonsuzda limit. Hocam şimdi sonsuzda limit kaldırılmadı mı diye bir soru soracak olursan bakın şuraya not alarak yazabilirsiniz. Cevabı artı veya eksi sonsuz olan limitler kaldırıldı. Olan limitler yok. Yani bunlar kaldırıldı. Yani senin x'lerin sonsuza veya eksi sonsuza hala gidebilir. Haberin olsun. X'in istenildiği kadar büyük ya da küçük olduğu durumlardır. Bu durumu x sonsuza veya x eksi sonsuza giderken de gösteririz. Aşağıdaki örneği bir inceleyelim demişiz. 1 bölü x fonksiyonunun grafiği arkadaşlar iki parçadan oluşur. Birisi birinci bölgede, öteki üçüncü bölgedeki bir parçadır. X eksi sonsuza da artı sonsuza da giderken 1 bölü x'ler sıfıra yaklaşır. Bakın ben x'i çok büyüttüğümü düşünün. Yani şunu şöyle uzatalım. Varsayalım ki şurası artı sonsuz olsun. Şimdi ben x'leri artı sonsuz civarında seçmeye çalışırsam bu eğri de gitgide x eksenine yaklaşmak durumunda kalacak. Bakın o kadar yakın ki elim titrediği için yazamıyorum bile. Böyle gitgide yaklaşmak durumunda kalacak. Yani nereye doğru yaklaşıyor? Sıfıra doğru. Aynı şey eksi sonsuz tarafında da geçerli. Yine sıfıra doğru yaklaştığında bununla limiti sıfırdır diyoruz. Şimdi sonsuz limit. X'ler de sıfıra yaklaşırken bunların cevabı eksi sonsuz artı sonsuz çıkar diyoruz ya. Bak şuraya yazdığım not. Bunu ayırt edin. Şu kısım yani x'lerin sonsuza gittiği durum kaldırılmadı. Müfredatımızda var hala. Fakat sonsuz limit dediğimiz. Burada 1 bölü x'in x'lerin sıfıra gittiği durumlar sevgili gençler. Yani cevabı eksi sonsuz ve artı sonsuz olan limitler kaldırıldı. Haberiniz olsun. Devam. Trigonometrik limit. Şimdi arkadaşlarım trigonometrik limit de aslında sandviç teoreminin bir sonucu. X sıfıra giderken sinüs x bölü x. Arkadaşlar 1'dir. Şimdi ben size burada matematiksel olmayan hatta matematiği katleden bir şey yazacağım. Ama her zaman da doğru sonucu bulabileceğiniz bir şey. Ha, test tekniğiyle sınava girdiğiniz için bunu öğretmemde bir sıkıntı yok. Dikkat edin sevgili gençler. Sadece sinüs ve tanjantlarda yapıyorsunuz. Hocam sinüs tanjant yoksa ya kosinüs varsa kosinüsü sinüse çevirmeyi sen gayet iyi biliyorsun. Hocam kotanjant varsa kotanjantı tanjanta çevirmeyi de sen gayet iyi biliyorsun. Sadece sinüs ve tanjantlarda yapıyoruz ve x'ler de nereye gidecek? Sıfıra gidecek. X'ler sıfıra gidiyorsa ve sinüs tanjantı elde ettiysen dediklerimi yapabilirsin. Sinüsü görmezden gelebilirsin. X bölü x 1'dir. Bak sinüsü görmezden gel 1. Sinüsü görmezden gel 1 bölü 1 1. Sinüsü görmezden gel yine 1 bölü 1 1.
Burada sinüsü görmezden gelirsiniz. Ax bölü bx a bölü b. Sinüsü yine görmezden gel. Ax bölü bx a bölü b. Sinüsleri görmezden gel. O iki tane sinüs de olduğu zaman görmezden gelebiliyoruz yani. Aynen a bölü b. Tanjantı görmezden gelebilirsin. X bölü x tanjantı görmezden gel. X bölü x 1. Tanjantı görmezden gel. A bölü b. Yine a bölü b. Bakın yine a bölü b. Hocam hem sinüs hem tanjant varsa o zaman da bir şey yapabilir miyiz? Evet, sinüsü ve sinüsü görmezden gelirsin. X bölü x'ten cevap yine 1 gelir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliği durumları için sevgili gençler. X a'ya giderken f bölü g ifadesinde sen f'in de limiti, g'nin de limiti, a noktasındaki limiti 0 ise 0 bölü 0 belirsizliği vardır diyoruz. Bakın hocam 0 bölü 0 bazı arkadaşlarım diyor ki hocam bu neydi diye soruyorum, tanımsız diyorlar. Hocam ben diyorum ki yok bu tanımsız değil, bu belirsiz. Hocam farkı ne diye sorduğunuz zaman ki hakkınız bunu sormak. Çünkü bir şeyin paydası 0 ise biz buna tanımsız diyoruz ama 0 haricindeki bir sayının 0'a oranı tanımsızdır. Ama 0'ın 0'a bölümü belirsizdir. Şimdi tanımsızlıkla belirsizlik arasındaki farkı da şu şekilde açıklayabiliriz. Tanımsızlığı ortadan kaldıramazsın ama belirsizliği ortadan kaldırıp giderebilirsin. Bunu da unutma, ikisinin arasındaki en büyük fark bu. F bölü G eleman reel sayı, F'in ve G'nin limitleri 0. Biz diyoruz ki FA 0 olsaydı, yani şurası 0'dan farklı bir gerçek sayının 0'a oranı ne olurdu sevgili gençler? Artı sonsuz veya eksi sonsuzdan limitimiz olmazdı. Fakat bu, çünkü tanımsız gelecekti. X a'ya giderken fx bölü gx eleman reel sayıyla çelişirdi. Peki buna göre fx bir fonksiyon ise f a eşittir 0 mıdır? 0'dır. Bakın tekrar ediyorum şu kısmı. Ha, mouse'umu bulamadım. Şöyle. Şimdi arkadaşlarım f bölü g a'ya giderken bir reel sayıya eşit. Tamam. Biz de burada belirsizlik var dedik. Peki belirsizlik olabilmesi için ne olması gerekiyor? F'in de limitinin, G'nin de limitinin 0 olması gerekiyor. Şimdi neden? Onu da şu şekilde şurada açıkladık. Belirsiz olması gerekiyor ki giderilip reel sayı olsun. Tanımsız olay da eğer reel sayıya biz bunu dönüştüremezdik sevgili gençler. Demek ki belirsiz olması gerekiyor. Yani bunun limiti 0 ise bunun limiti 0 olacak. Ya da alttakinin limiti 0 ise üsttekinin limiti 0 olmak zorunda diyoruz. Devam. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği. Hocam bu da kaldırılmadı mı? Kaldırılmadı. Ama sonucu sonsuz olan bir kısmı var. Sadece oradan bahsetmeyebiliriz. N ve M eleman doğal sayı. A 0'dan AN'e, B 0'dan BM'e bunların da hepsi reel sayı. AN ile BN birbirinden farklı ve sıfırdan da farklı olmak üzere artı veya eksi sonsuza giderken baş katsayısı AN, baş katsayısı BM olan birisi n'inci dereceden, birisi m'inci dereceden iki polinomun birbirine oranının limiti eğer aranıyorsa üst tarafın derecesi alt tarafın derecesinden küçükse, yani NM'den küçükse sonuç sıfır. Eğer NM'ye eşitse cevap bunların baş katsayıları oranı. Bu da kaldırılan kısım diyebiliriz. Eğer ki NM'den büyükse sevgili gençler sonucumuz eksi sonsuz veya artı sonsuz. Yani şu ikisi hala kullanımda. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Süreklilikle. Şimdi A reel sayıların alt kümesi ve küçük A'da bu A alt kümesinin bir elemanı olmak üzere. Bu alt kümeden üstündeki reel sayılara bir fonksiyon tanımlıyoruz. Fonksiyonumuz f fonksiyonu. F fonksiyonu x eşittir a'da süreklidir diyoruz. Eğer ki a noktasındaki limit o noktadaki görüntüye eşit oluyorsa sevgili gençler. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli değilse f fonksiyonu x eşittir a'da sürekli değildir ya da süreksizdir diye okuruz. Ama bazı durumlarda sürekli değil ile süreksizin anlamları birbirinden farklılaşabiliyor. Yine o durumları da sorularımızın içerisinde göstereceğiz. Bu tanıma göre f fonksiyonunun x eşittir a noktasında sürekli olması için aşağıdaki 3 koşul sağlanmalıdır. 1. X eşittir a'da tanımlı olacağız arkadaşlar. En önemli kuralımız bu. Tanımlı olacak. Çünkü bazen tanımsız olduğu bir nokta veriliyor. Mesela şöyle. Ben size çizeyim bunu. Fonksiyon gelmiş şöyle paşa paşa. Aa, şunu yapmış. Şöyle devam etmiş. Şimdi
Benim size şu sorum şu. Burası 2 noktası. Burası da 3'e gitmiş olsun şöyle ama gidememiş. Çünkü tanımlı değil, değil mi? Şimdi bakın. F fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralığı yazıyorum ben size. R'den 2'yi çıkarırım. Niye? Hocam burada sürekli değil. 2 noktasında sürekli olmadığı için ben sürekli olduğu en geniş aralığı reel sayılar eksi 2 diye yazarım. Doğru mu? Doğru. Peki bana süreksiz olduğu noktayı yazın desem. Süreksiz olduğu noktaya 2 mi diyeceksiniz? Hayır tabii ki. Bunun süreksiz olduğu hiçbir nokta yoktur arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Dikkatinizi çekebilmişimdir umarım. Burası sürekli olduğu en geniş aralık. Ama süreksiz olduğu hiçbir nokta yok. 2'yi çıkarmışız hocam. 2 değil mi? Değil. Neden biliyor musun? Çünkü bu fonksiyon 2 noktasında tanımlı dahi değil. Tanımlı bile değil. Sen tanımlı olmadığı bir nokta için o fonksiyonu şu şekilde yargılayamazsın. Sende 2 yok ama sen 2 noktasında süreksizsin. Böyle diyeyim, 2 yok ki zaten adamda. Olmadığı bir şey, yapmadığı bir suç işlemiş yani. Yapmadığı bir suç için sen onu yargılayamazsın. Çünkü yapmamış onu. Dolayısıyla 2 noktasında zaten tanımı olmayan bir fonksiyona sen kalkıp da 2 noktasında süreksizdir diyemezsin. Ama sürekli de olmadığına göre sürekli olduğu en geniş aralığı bulurken 2'yi çıkaracaksın kardeşim. Anlaştık. İkinci şartımız x eşittir a'da bir limite sahip, limiti olması lazım. Üçüncü şartımız da limit değeriyle fonksiyon değeri birbirine eşit olmalı diyoruz. Yani x a'ya giderken fx f a'ya eşittir. Yani sağ ve sol limit sevgili gençler görüntüye eşit olacak diyoruz. Bu üç koşuldan biri bile sağlanmazsa f fonksiyonu x eşittir a'da süreksiz olur diyoruz. A reel sayıların alt kümesi ve yine küçük a bu a'nın bir elemanı ve yine f fonksiyonu a'dan reel sayılara tanımlı ve bu sefer g fonksiyonu da a'dan reel sayılara tanımlı olsun diyoruz. Eğer ki bu fonksiyonlar x eşittir a'da sürekli ise f artı g ve f eksi g fonksiyonları da x eşittir a'da sürekli. F bileşke g fonksiyonu da x eşittir a'da süreklidir. C bir reel sayı olmak üzere c çarpı f fonksiyonu da x eşittir a'da sürekli. Gx sıfırdan farklı ve GA da sıfırdan farklı olmak üzere f bölü g fonksiyonu da sevgili gençler x eşittir a'da süreklidir diye biliyoruz. Şimdi arkadaşlarım hazırsanız ben şimdi soruları çözeceğim. Siz de bir yandan benimle beraber çözün. PDF'iniz yoksa açıklama kısmında PDF olduğunu biliyorsunuz. Çıktılarınızı alamadıysanız bile telefonunuzun ekranından veya bilgisayarınızın ekranından bu soruları açın ve benle beraber çözün. Hadi gelin beraber şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet gençler sorularımızdayız. Yukarıda f fonksiyonunun bize grafiği verilmiş ve demiş ki x a'ya giderken fx, x'ler 1'e sağdan yaklaşırken fx ile eksi 3'e soldan yaklaşırken fx'in toplamına eşitliğini sağlayan kaç tane a tam sayısı vardır diye sorulmuş. Tabii ki önce bilinenlerden başlayacağız. 1'e sağdan yaklaşırken fx nereye gitmiş bakın. Hop yukarı doğru çıkardık ve 4'e gittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası 4'müş. Hatta şöyle yazalım. Ya, tamam 4, tamam sıkıntı yok. Eksi 3'ün sol tarafında ise bizim fx nereye gitmiş? Eksi 1'e gitmiş. O zaman burası da eksi 1'dir. Bununla bunun toplamı da 3 yapar sevgili gençler. Şimdi bize şu soruluyor aslına bakarsanız. X'ler a'ya giderken fx'in 3'e gittiği kaç tane a tam sayısı vardır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar. Eksi 3 noktasında limitin olmadığını görüyorsunuz. Ama burada bir eksi 2. Burada bir eksi 2'miz. Buradaki sıfırımız. Hepsi de nereye gitmiş sevgili gençler limitleri? Hepsinin de 3'e gitmiş. Hocam 1 3'e gitmiyor. 1'in solu 3'e gidiyor. Ama 1'in sağı 4'e gittiği için 1'de zaten limit yoktur diyoruz. Hocam buradaki 1 diye soracak olursan, ne iş diye soracak olursan bu 1'in sağına gidiyor. 1'e gitmiyor. Dolayısıyla sevgili gençler kaç tane a tam sayısı varmış? Eksi 2, eksi 1. Şurası eksi 1 ve 0 tam sayılarımız varmış. O halde cevabımız da 3 olur diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. F fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. X eksi 3'e giderken f mutlak x artı x 3'e giderken f'in mutlak değeri toplamı nedir diye sorulmuş.
Şimdi eksi 3'ü ben şurada içeri yazarsam eksi 3 noktasında ben fonksiyonumun sürekli olduğunu zaten görüyorum. Dolayısıyla direkt yerine yazabilirim. Eksi 3'ü yerine yazdığım zaman burası f3 olduğuna göre f3 de nereye gitmiş? Eksi 2'ye gitmiş. Demek ki burası yani şu gri ile işaretlediğim yer eksi 2'ymiş sevgili gençler. Artı x 3'e giderken fx. Şimdi x'in 3'e giderkenki limiti nedir arkadaşlar? Eksi 2. Ama bizden neyi istenmiş? Bunun mutlak değeri istenmiş. Dolayısıyla sevgili gençler burası da 2 yapar. Eksi 2 ile 2'nin toplamı sorulmuş. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim sağ üst tarafa. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafiği bize verilmiş. Grafikleri bize verilmiş. 3 tane bize öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım biz öncüllerimize ve grafiğimize. Şimdi eksi 2'ye giderken fx artı 5gx eksi 4'tür denilmiş. F'in yani pembeyle gösterilen grafiğin eksi 2'de bir limiti var mı? Var. O da nedir sevgili gençler? 1'dir. Dolayısıyla burası 1 artı. Gx'in eksi 2'de bir limiti var mı sevgili gençler? Var ve bu da eksi 1'miş. 5 ile çarparsak da burası eksi 5 yapar. Hocam eksi 5 ile 1'in toplamı eksi 4'tür demiş. Birinci öncülümüz doğru. Fx'in ve gx'in bir noktasında limiti var mıydı? Bakın arkadaşlar bir noktasında fx'in limiti var ama bir noktasında gx'in bir limiti olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bunları şöyle yazamam. İşte gx'in limiti bir noktasında olmadığı için şu şekilde yazamayız. X 1'e giderken fx çarpı limit x 1'e giderken gx biçiminde yazamayız. Çünkü burada limitin olmadığını görüyoruz. Yokturla gidip de 2'yi çarparsak bir sonuç bulamayız. Zaten bize de ne demiş? Limit yoktur demiş. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. X 2'ye giderken gx'i fx'e böl demiş. Şimdi g'nin 2'deki limiti ne sevgili gençler? Hop, bakın burada 0. F'in 2'deki limiti pozitif olduğunu görüyoruz bakın burada. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece pozitif olduğunu biliyoruz. Sıfırı ben pozitif bir sayıya bölersem de sonuç olarak sıfır çıkacağını bildiğim için üçüncü öncülüm de benim doğrudur. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu soruların çoğu yani hepsi sevgili gençler ÖSYM'de, AYT'de karşınıza çıkabilecek cinste sorular haberiniz olsun. F fonksiyonu 2 ile 6 kapalı aralığında sürekli bir fonksiyon olsun. Şimdi x'ler 2 iken fx'ler 10 oluyormuş. X 6 iken de fx 20 oluyormuş sevgili gençler. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize. X eşittir 3 noktasında f fonksiyonunun limiti vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar 2 ile 6 aralığında sürekli ise sürekli bir fonksiyonun her noktada zaten limiti vardır. Dolayısıyla 2 ile 6 aralığındaki 3 noktasında da limit vardır diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. F5 F4'ten daha küçüktür denilmiş. Şimdi ben sürekli bir fonksiyon olduğunu biliyorum ama daima artan mı, daima azalan mı bunları bilmediğim için F5 F4'ten daha küçük de olabilir, daha büyük de olabilir. Dolayısıyla ben ikinci öncülüme kesinlikle doğru diyemem. F2 0 eşittir 17 olacak şekilde yalnız bir tane x 0 noktası vardır denilmiş sevgili gençler. Şimdi bakın daha iyi açıklayabilmek adına 3. öncülüme yanlış diyeceğim ben. Daha iyi açıklayabilmek adına da şu şekilde gösterelim. Bakın şurası 2 olsun, burası 6 olsun. Benim F2'nin 10 olduğunu görüyoruz. F6'nın da sevgili gençler 20 olduğunu görüyoruz. Yani bir tanesi burada, bir tanesi burada ama bu fonksiyon şu şekilde de olabilir. Mesela şurası 17. Şöyle de olabilirdi bu fonksiyon. Aynen bu şekilde. Bakın 17 olan kaç tane nokta var burada? Şu şekilde gösterecek olursak. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada olabiliyor. Dolayısıyla yalnızca bir tane x sıfır noktası vardır söylemi bizim için yanlış olabilir. O halde 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer sayfamıza geçtik. Bana diyor ki ABC ve DEF birer dik üçgen görünüyor şekilde. AC bir birim, burası sinüs alfa birim. ACB açısıyla DFE açısı birbirine eşittir ve alfadır. Yani burası alfa, burası da alfa denmiş bize. Pekala. Limit alfalar sıfıra giderken AB eksi EF bölü DE değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle ben AB noktasının, bak burayı soru işaretledim, tanjant alfasını bulsak sevgili gençler alfa bölü 1 olduğu için eşittir. Bu da soru işareti. Demek ki ben soru işareti gördüğüm yere tanjant alfamı yazacağım. Yani burası tanjant
Alfaymış dedik. Peki, devam. EF dediğimiz uzunluk şurası. Burası sevgili gençler. Ben komşu bölü hipotenüsü, yani bu sefer buraya soru işaretiyelim. Soru işareti bölü sinüs alfa eşittir komşu bölü hipotenüs, yani kosinüs alfa olduğundan ben alfaya, soru işaretine sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diyebilirim. O halde bakın burası da sin alfa çarpı kos alfaymış. AB neydi sevgili gençler? Tanjant alfaydı. Bundan bunu çıkar demiş. DE'ye böl demiş. DE dediğimiz neresi sevgili gençler? DE de şurası. Burayı bulabilmek adına da bu sefer buraya soru işaretledim. Soru işareti bölü sinüs alfa neyi verir bana? Sinüs alfayı vermez mi? Evet. O halde soru işareti nedir? Sin kare alfadır. Buraya da sin kare alfayı yaz demiş bize. Şimdi üst tarafta tanjant alfamız, eksi sin alfa çarpı kos alfamız var. Alt tarafta da sin kare alfamız mevcut. Öncelikle ben bunu biraz düzenli yazayım. Tanjant alfadan sinüs alfa çarpı kosinüs alfayı çıkar demiş. Böl demiş sin kare alfaya. Pekala. Şimdi ben yukarıda bunun sin alfa bölü kos alfa eksi şuranın da sin alfa çarpı kosinüs alfa bölü sin kare alfa olduğunu biliyorum. Daha sonrasında ben şu kesir çizgisini uzatsam, şuraya eksiyi koysam, bunun da paydasının kosinüs alfa olabilmesi için kos kare alfa yazmam gerekiyordu. Doğru mu? Doğru. Pekala, üst tarafı sinüs alfa parantezine alsam, sinüs alfa parantezinde 1 eksi kos kare alfa yapmaz mı? Yapar. Bölü kosinüs alfa çarpı sin kare alfamız mevcut. Bunu da ters çevirip buraya çarptığımızı düşünebiliriz. 1 eksi kos kare alfa nedir? 1 eksi kos kare alfa sin kare alfadır. Alttaki sin kare alfa ile gitmez mi? Gider. Geri elimizde ne kaldı? Tanjant alfa kaldı. Çünkü sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa demekti. Peki alfa nereye gidiyordu? Sıfıra. O halde tanjant sıfır. Cevabımız nedir? Sıfırdır diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir diğer sorumuz. Pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere f fonksiyonu x1'den küçükken bunu, x1'den büyük veya eşitken de bunu kullanacaksın demiş. X eşittir 1'de sürekli olduğuna göre limit de vardır. Sürekli ise limit var değil mi? Fonksiyon olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Pekala. 1'in sol limiti için burada 1'i yerine yazacağım. Ln logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 nedir? 1'dir. Ln 1 nedir? 0. Demek ki bunun sol limiti 0. Sağ limit nedir sevgili gençler? A artı 4 değil midir? O halde A kaçtır? Tabii ki eksi 4'tür. Bizden bu istenmişti. Cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. Aşağıda G fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Grafik bu. F fonksiyonu da A'lar x'e giderken GA limiti varsa burada yerine yazacaksın demiş. A'lar x'e giderken GA'nın limiti yoksa burada yerine yazacaksın demiş. F-1 artı F1 nedir diye sorulmuş. Şimdi F-1 için bakacağız. X'ler eksi 1 değil mi? X'ler eksi 1 ise A'lar eksi 1'e giderken GA'ya bakacağız biz. Şimdi eksi 1 nerede? Burada. Limit var mı sevgili gençler? Limit var ve kaça eşit? 3'e. Demek ki varsa bunu burada yerine yazacaksın demiş. Limitin ne olduğunu biliyoruz. O zaman eksi 1'i burada yerine yazarsak biz 3 eksi G eksi 1 yazmamız gerekiyor. Peki G eksi 1 kaç? Limiti değil bak, kendisi. 4. 3'ten 4'ü çıkarırsak eksi 1 gelir. Bak burası neymiş? Eksi 1'miş. Güzel. Şimdi bir de F1'e bakalım. 1'de limit var mı? 1'de limit yok. Sol limit 1, sağ limit 3. O halde sevgili gençler limit yoksa benim şurada yerine yazmam lazım. Yani bize G1 artı 2 lazım. G1 kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Peki 1 artı 2 kaçtır? 3'tür. Eksi 1 ile 3'ü topla demiş. Cevabımız 2 olacaktı. Cevap Denizli'ydi diyebiliriz. Kusura bakmayın. Sesim çatallandı. Biraz polen alerjisi var. F gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir fonksiyon. X1'e giderken fx, f2'ye eşitmiş ve bu da x2'ye giderken fx'e eşitmiş. Buna göre f1, f2'ye eşittir denilmiş sevgili gençler. 3 tane öncül verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi şöyle kafamızda bir fonksiyon tasarlayalım. Ve bir noktasındaki limiti şöyle olsun. Bir noktasındaki limiti f2'ye eşitse bunu da şöyle yapabiliriz. Bak şurası 2 olsun.
Daha sonrasında da limit buna eşit değil mi? 2 f2'ye eşitti. Tamam, burayı şöyle yapabiliriz. Daha sonrasında şöyle olur. Ve şöyle bir fonksiyon ben çizebilirim. Doğru mu? Pekala. Bir noktasındaki limit 2'ye eşit ama bir noktasının görüntüsü şurada 3 de olabilir. Hani şöyle yaptık. Burası 1 olsun dedik mesela. F1 kaç? 3. F2 kaç bu duruma göre? 1. Bakın şartları sağlattık. Ama 3 1'e eşit mi? Değil. Gitti. 1 olanların hepsini eleyebilirsiniz. Devam. F x eşittir 2 de süreklidir denilmiş. Şimdi 2'deki limit görüntüye eşitse süreklidir. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. X 1'e sağdan yaklaşırken fx, 2'ye soldan yaklaşırken fx'e eşittir denilmiş. Bir kere 1 noktasındaki ve 2 noktasındaki limitler birbirine eşitse 1 noktasının sağındaki limit 2 noktasının solundaki limite de pek tabii eşittir. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Güzel bir yorum sorusuydu arkadaşlar. Bir sonraki sayfam, bu da benim son sayfam. F fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre x'ler a'ya soldan yaklaşırken f 2 eksi x'in sonucu 2 eşitliğini sağlayan a değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi limiti 2 olan noktalar sevgili gençler nereler? Bak bir şurası var. Doğru mu? Limiti 2 olan. Başka var mı? Başka yok. Ama şöyle bir durum var. A'ya soldan yaklaşırken. Şimdi burada bir durmamız gerekiyor. Çünkü limit x a'nın sol tarafına giderken f2 eksi x demiş ya. Ben bunu şöyle yazacağım. 2 eksi a'ya soldan yaklaşan değer eşittir 2 yazacağım. Şimdi bunu yazarken de 2'den ben a'ya soldan yaklaşan bir değer çıkardığım zaman bu ne olur biliyor musun? 2 eksi a'yı bulursun. Bunun sağından yaklaşan değerdir demek. Mesela 2'den 1'in sol tarafını çıkarırsan ya da 1 demeyelim kötü bir örnek olur. 4'ten 1'in sol tarafını çıkarırsam 4'ten 1'i çıkardım 3, 3'ün sağı kalır. Dolayısıyla 2'den a'nın solunu çıkarırsam da ben ne bulmuş olurum? 2 eksi a'nın sağ tarafını bulmuş olurum. Peki sağ limiti 2 olan kaç tane nokta var? Bak sağ limiti 2 olan bir burası var, bir de burası var. Başka var mı? Yok hocam. Peki a değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Tamam. Bir tanesi 3. Yani 2 eksi a'ya ben 3 diyeceğim sevgili gençler. Buradan a eşittir eksi 1 gelecek. Başka? Bir de ha şurasını 2 demiştik. Tamam, çok güzel. Biz neyi buluyorduk arkadaşlarım? 2'ye sağdan yaklaşan değer bir de şurası vardı. Peki burası nedir? Burasının da ne olduğunu şuradan bulursun. Bak 3 için 6'dan geçmiş ve burası doğrusal mı? O zaman eğim 2'dir. Yani sevgili gençler burası 1'dir. O halde ben diyorum ki demek ki bir de 1 varmış. 2 eksi a eşittir 1 ise a kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. Demek ki a'nın alabileceği değerlerden bir tanesi eksi 1. Diğeri de 1. Toplamı sorulmuş. Cevap C'dir. Yani 0'dır diyebiliriz. Sağlam soruydu. A bir reel sayı ve reelden reele tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Fx ax eksi 1, gx de parçalı tanımlı. Bize demiş ki bilgi olarak g fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde süreklidir. Sürekli ise limit de vardır. Sürekli ise limit var. O halde şunu söyleyebilir miyim ben? 1'in sol limitini yazarken f1, 1'in sağ limitini bulurken de f'in tersinde 1 diyeceğiz. Demek ki bu buna eşitmiş. Güzel, tamam. G fonksiyonunun grafiği x eksenini eksenin pozitif tarafında kesmektedir. Yani sevgili gençler bu ne demek oluyor? G'nin kökü x eksenini pozitif tarafta kesiyor. Yani sevgili gençler G fonksiyonumuz bizim şu tarafta bir yerde de x eksenini kesiyor. Hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Pekala. Şimdi f1'in f'in tersinde 1'e eşit olduğunu biliyoruz ya biz. G fonksiyonundan hareket ederek bunu bulduk. Şimdi f1 nedir? Şurada yerine yazarsanız a eksi 1'dir. Peki f'in tersinde x'i bulabilir misiniz? F'in tersinde x de x artı 1 bölü a'dır. Ve ben nereden bulduk? Fonksiyonun tersini bulduk şuradan. Burada da 1'i yerine yazarsam ben 2 bölü a gelir. Şimdi o zaman ben şunu söyleyebilirim. A eksi 1 eşittir 2 bölü a. Çünkü bu buna eşitti. Yani f1 ile f'in tersinde 1 birbirine eşitti. Burada a kare eksi a eşittir 2 gelecektir.
Buradan a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 gelecektir. A'ya a eksi 2 artı 1 diye açarsam a eşittir eksi 1 veya a eşittir artı 2 gelebilir sevgili gençler. Şimdi pekala. Biz a değerini bulduk. Bulduk da f1'i nereden bulacağız? Bir de şöyle bir durum var ki g fonksiyonunun grafiği x eksenini eksenin pozitif tarafında da kesiyordu. Şimdi arkadaşlarım x eksenini pozitif tarafta nerede keser? Öncelikle bunu bir tartışalım sizle. Birden büyük değerler için bak şuraya 1 diyeyim ben. Birden büyük değerler için fonksiyon tersini kabul etmiyor muyduk? Evet hocam. Madem öyle bizim fonksiyonumuz burada x artı 1 bölü a değil miydi? Yani x artı 1 bölü a. Fx neydi sevgili gençler? O da ax eksi 1'di. Ax eksi 1. O da birden öncesi için çalışıyordu. Yani benim fonksiyonum birden öncesi için ax eksi 1. Birden sonrası için de x artı 1 bölü a. Şimdi pozitif tarafta kesebilmesi için. Ben a'ya 2 değerini versem. Yani a 2 olsa 2 tane a değerim var. Burası 2x eksi 1 olmaz mı? X eksenini nerede keser sevgili gençler? 1 bölü 2'de yani pozitif tarafta kesti. Bunda bir sıkıntı yok. Peki 1'in sağ tarafındaki x artı 1 bölü a için a'yı 2 seçmiştik. X artı 1 bölü 2. Ben burada x'e ancak eksi 1 verirsem sıfırdan geçer. Ama x 1'den büyük demiştik. Dolayısıyla burası geçmez. Bak bir tane geçti. G fonksiyonunun ilk grafiği x eksenini pozitif tarafında kesmekte bu kesti. Yani 2 olabiliyor ha. Peki ya eksi 1 olsaydı? O zaman da sevgili gençler burada gösterdiğimiz ax eksi 1 eksi x eksi 1 olurdu. Ki burada x eşittir eksi 1 için ekseni keserdi. Yani burada bir yerde. Eğer ki a eksi 1 olmuş olsaydı eksi x eksi 1 olurdu bizim grafiğimiz. Ve aynı şekilde yine eksi 1 de keserdi. Yani pozitif tarafta kesmez. Demek ki a kesinlikle 2'ymiş. A 2 ise bizden f1 istenmişti ya. Ben f1'i bulabilmek için 2x eksi 1'de x gördüğüm yere 1 yazarım. 2 kere 1. 2, 1 çıkardım. Cevap 1 olur diyebilirim. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Deriz sevgili arkadaşlar. Geçtim sağ üst tarafa. A1 elsey olmak üzere fx eşittir x artı 1 bölü x küp eksi a fonksiyonu r eksi a kümesinde süreklidir denilmiş. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi a kümesi boş küme olabilir demiş. Arkadaşlarım r eksi a kümesinde süreklidir diyor. Tamam. Şimdi sürekli ise ben şunu biliyorum ki x küp eksi a fonksiyonumuz x küp eksi a fonksiyonumuz 3. dereceden bir polinomdur. 3. dereceden polinomların da sevgili gençler biliyorsunuz ki 3 tane kökü olmak zorunda. 3 tane kök var. Ki bu 3 tane kökün hepsi reel sayı olmak zorunda değil. Siz x küp eksi 8 dediğiniz zaman mesela bunu nasıl açıyorsunuz? X eksi 2 yazıp devamında da deltası sıfırdan küçük olan bir ifade geliyor her zaman. Tek bir tane kökünüz oluyor o da bu. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Tek bir tane kök vardır reel kök. O da sevgili gençler bu noktada da fonksiyonumuz sürekli olmaz. Dolayısıyla r eksi a kümesindeki a kümesi işte buradaki kökü barındırır. Bu kökü barındırdığı için de a kümesinde bir tane eleman vardır diyebilirim. Bir tane eleman var. Garanti. A kümesi boş küme olabilir mi o zaman? Olmaz. Gitti. A kümesinin eleman sayısı kesinlikle 1'dir demiş. Doğru bir tane eleman var dedik. A kümesinin eleman sayısı en fazla 3 olabilir. Şimdi 3 olabilir ama A sayısı realken sevgili gençler 3 tane kökümüz ancak karmaşık sayılarla beraber olur. Çünkü bir tane real 2 tane karmaşık kökümüz var. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız ne olacakmış? Bursa seçeneği olacakmış diyeceğiz. Güzel bir soruydu limit türev fasikülümüzden. Devam. F her noktada sürekli bir fonksiyon olmak üzere gx fx'in mutlak değeri bölü fx fonksiyonu olarak verilmiş. Buna göre g fonksiyonu için her noktada tanımlıdır denilmiş. Bir kere sevgili gençler fx'in sıfır olduğu noktada bu fonksiyon tanımlı değildir. Fx de her noktada sürekliydi. Kökü varsa eğer demek ki bu noktada gx tanımsız olacak. Birinci öncülümüz gitti. Limitinin olmadığı nokta sayısı fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısıdır denilmiş. Şimdi ben bu gx fonksiyonunu aslına bakarsanız fx'lerin 0'dan küçük olduğu yerlerde eksi 1, fx'lerin 0'dan büyük olduğu yerlerde de artı 1 olması gerektiğini biliyorum.
Dolayısıyla iki parçalı bir sabit fonksiyonumuz mevcut. Bir eksi 1, bir de artı 1. Bu fonksiyonun sıfırdan küçükken her noktada, yani g fonksiyonunun sıfırdan, f'ler sıfırdan küçükken her noktada limitinin olduğunu, sıfırdan büyükken de her noktada limitinin olduğunu biliyorum ama fx sıfır olduğu an eksi 1'den artı 1'e ya artı 1'den eksi 1'e bir sıçrama yaşanacağı için fx'in sıfırı denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı kadar, sevgili gençler, limitinin olmadığı nokta vardır, doğrudur. Her x reel sayısı için fx sıfırdan küçükse g fonksiyonu sabit fonksiyondur. Fx sıfırdan küçükse daima bizim g fonksiyonumuz eksi 1 çıkacağında bizim gx fonksiyonumuz da daima sabit fonksiyondur ve hatta kendisi de eksi 1'dir. Doğal olarak cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilecektik sevgili gençler. Evet, güzel sorular çözdük seninle beraber. Sınavda çıkma potansiyeli olacak olan sorular çözdük. Dikkatli bir şekilde dinlediysen ve algıların açıksa mutlaka ama mutlaka sınavda işine yarayacağını ben sana söyleyebilirim bu soruların. O halde ben seni bir sonraki konu özetimiz olan türevde bekliyorum. Şimdiden hoşça kal, sağlıkla kal. Ben seni orada bekliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Sen de bu konuyu sabırsızlıkla bekle. Çünkü çok güzel bir konu özeti yapacağız ve konu özetinden sonra da çok güzel sorular çözeceğiz seninle beraber. Haberin olsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.